Biz modern insanların süpermarketlere kolay erişimi yüzünden tarih boyunca hatta bugün bile insan nüfusunun topraktan edinilen kaloriler veya insanlarca tüketilebilen yiyecek miktarının sınırlı olduğunu unutmamız çok kolay. İşte bu videoda yapmak istediğimde insanların topraktan nasıl kalori elde ettiği ve bunun çeşitli bölgelerde yaşayan insan sayısını veya nüfus yoğunluğunu nasıl sınırlandırdığına dair bir çerçeve çizmek. Fotoğrafta gördüğünüz gibi. Burada yiyecek arayan birkaç beyefendi var. Bunlar avcı toplayıcılardır. Kısaltarak A, T yazıyorum. A kısmı yani avcılık hayvan bulmaya çalışmalarını ifade eder. Sanırım bu arkadaşlar birkaç tavşanı tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Toplayıcılık kısmı ise tam anlamıyla yiyecek aramak anlamına gelir. Belki bir çeşit meyve, kuru yemiş veya insanlarca yenebilecek bitki kökleri bulmak için etrafa bakıyorlar. Yani etrafta öldürebilecekleri veya tüketebilecekleri şeyler için bakınıyorlar. O zaman buna yani avcılık toplayıcılığa birinci aşama diyeceğim. Bu birçok insanın insanlık tarihinin büyük bölümünde yaptığı bir şeydir. Topraktan ne kadar yiyecek elde edebileceklerine dair bir çerçeve oluşturabilmek için şunu söyleyebilirim. Avcı toplayıcılar üzerine yapılmış çalışmalar üstünden iyi bir tahminde bulunursak böyle bir bölgede günde elde edilebilecek kalori kilometre kare başına 200'dür. Buraya şu şekilde çiziyorum. Tabii ki bu o bölgede yaşayan hayvan sayısına ve toprağın çeşidine göre oldukça değişkenlik gösterir. Oradan bir dere geçiyorsa içinde zıplayan balıklardan dolayı çok yüksek. Veya orası bir çölse çok düşük olabilir. Ancak bu verdiğim sayı avcı toplayıcı toplumlar üzerinde yapılmış çalışmalara göre oldukça iyi bir tahmin. Şimdi eğer bu sayı bir günde kilometre kare başına elde edilebilecek kalori ise orada kilometre kare başına kaç insan yaşayabilir? Nüfus yoğunluğu nedir? Bir insanın hayatta kalabilmek için günlük kaç kaloriye ihtiyaç duyduğunu bilmemiz gerekir ki bunu bulalım. Ben de bu videonun hatırına bir insanın hayatta kalabilmek için günde 2000 kaloriye ihtiyacı olduğu tahminini yapacağım. Yani beslenme eksikliğine maruz kalmamak için 2000 kalori gerekli. Tabii bu aynı zamanda kişinin ne kadar aktif veya boyut olarak ne kadar büyük olduğuna göre de değişir. Bu video boyunca büyük kilo kalori olarak belirteceğim kaloriler. Spor salonuna gittiğinizde, bir değirmende çalıştığınızda kaç kalori yaktım dediğiniz veya çikolata ambalajının arkasına baktığınızda bu 200 kaloriymiş dediğiniz kalorilerle aynı şey kimya dersinde karşılaştığınız kalori teriminden biraz farklıdır. O kaloriler bu şekilde ifade edilir. 1 kilo kalori 1000 kaloriye eşittir. Bu kaloriler 1 gram suyu 1 Celsius derece ısıtmak için gerekli olan enerji birimidir. Kimya derslerinde gördüğünüz kalori terimi budur. Ancak bu videoda bundan bahsetmeyeceğiz. Bizi ilgilendiren kilokaloriler. Yani diyetisyenlerin jargonundaki kaloriler. Ortalama olarak insanın eksik beslenmeye maruz kalmaması için gereken bu 2000 kalori varsayımımıza göre ki kadınlar daha az, çocuklar daha da azına ihtiyaç duyarlar. Bu tarafta belirttiğimiz kültürle ne kadarlık bir nüfus yoğunluğu beslenebilir? eğer bu varsayıma göre ilerlersek 200 kalori günlük insan ihtiyacı olan 2000 kalorinin onda biridir o zaman bu durumda yalnızca bir insanın onda birini besleyebilirsiniz Dolayısıyla yalnızca bir insanın beslenebilmesi için 10 kilometre karelik bir alan gereklidir. Yani bir aileyi beslemek için üzerinde hayvan öldürebilecekleri veya çeşitli yiyecek toplayabilecekleri 30 veya 40 kilometre karelik bir alan gerekir. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Besicilik her zaman avcı toplayıcılıktan daha verimli olacak diye bir şey olmayabilir. Hele ki dereden zıplayan balıklar durumu varsa... Buradan devam edeceğiz. Bu aşamaya kırsal yaşam diyebiliriz. Buraya yazayım. İşte burada şu çıkarımı yapabiliriz. Şu araziye bir bak. İnsanların tüketemeyeceği kadar bitki örtüsü mevcut. Ancak bu bitki örtüsünü tüketebilecek hayvanlar var ve bu kalorileri insan tarafından tüketilebilir kalorilere çevirebiliyorlar veya kendileri tüketilebilir kalori haline geliyorlar. Yani buradaki beyefendi bu koyunları yeterince besleyip büyüttükten sonra onları yiyebilir ya da sütlerini içebilir. Yani buradaki sürüyü güderek otları yemelerini sağlarsınız. Böylece insanlarca tüketilemeyecek kalorileri tüketilebilecek kalorilere çevirmelerine yol açarsınız. Dolayısıyla bu aşamada kilometre başına elde edilebilecek kalorinin 10 kat arttığını varsayarsak burada 200 kaloriden 2000 kaloriye ulaşmış oluruz. Bu da kilometre kare başına 0.1 insan yerine 1 insan besleyebileceğiniz anlamına gelir. Yani 10 kilometre karede 10 insan, 100 kilometre karede 100 insan besleyebilirsiniz. Bir sonraki aşamaya geçersek, ki burada geçimlik tarım, diğerleri gibi yeterince verimli olmayacak, toprağın çeşidine ve nasıl aletlerin kullanıldığına fazlasıyla bağımlı ara aşamaları atlıyorum. Şimdi atlayıp geldiğim bu aşamaya geleneksel tarım diyoruz. İşte bu iki fotoğrafta görülen geleneksel tarımdır. Videonun bir diğer amacını yerine getirmek için geleneksel tarımla modern tarım arasındaki ayrımı belirtmek gerekirse geleneksel tarımda makineleşme olmadığını, daha doğrusu çok ilkel seviyede bir makineleşme görüldüğünü, fosil yakıt tabanlı motorların, modern tarım ilaçlarının, genetiği değiştirilmiş ekinlerin bulunmadığını ancak temel anlamda ekin çaprazlama, yağmurlama, hayvanları araç olarak kullanma gibi imkanların bulunduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu aşamada her ne kadar nerede olduğunuza, toprağın ne kadar bereketli olduğuna, aletlerinizin ne kadar kullanışlı olduğuna ve ne tür ekinler yetiştirdiğinize bağımlılık devam etse de, bir önceki aşamaya göre 100 katlık bir artış olduğunu varsayalım. Bazı tarihi kayıtlara baktığınızda yine nerede olduğunu olasılık alanından çıkartmazsak 100 katlık bir artış olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla bu koşullarda kilometre kare başına 2000 kalori yerine 200 bin kalori elde edebilirsiniz. Bu yüzden de kilometre kare başına eğer isterseniz besleyebileceğiniz insan sayısı yüz'e çıkar. Burada 100 insan bulunmuyor olabilir. Alanın tamamı tarım yapmaya uygun olmayabilir veya nüfusla ilgili diğer bazı sınırlar olabilir. Ancak önemli olan buradaki üst sınır üzerine düşündüğünüzde eğer toprağınızdan bu derecede bir verimlilik alabiliyorsanız Teoride kilometre kare başına 100 kişiyi besleyebiliyorsunuz demektir. Dolayısıyla toprak çok bereketli veya tüm akıllı çiftçiler orada yaşıyor diye birçok insan o bölgeye göç edebilir ve nüfus bir anda 200'e çıkabilir. Ne bu sebeple birdenbire tüm nüfus günde 2000 kalori alamamaya başlar. Kimileri beslenme eksikliğine maruz kalır, kimileri de açlık çeker. Yani toprağın ne kadar bereketli ve verimli olduğu ile doğrudan bağlantılı bir nüfus üst sınırı mevcuttur. Evet, şimdi de modern tarıma geçelim. Az önce modern tarımın ne olduğundan biraz bahsettik. Buradaki bir çerdöver gibi, İnsan iş gücüne göre çok daha fazla iş yapabilecek makinelerinizin olduğu bir tarım türüdür. Burada işin farklı boyutlarından da bahsedeceğim. Mesela burada iki boyut var. Topraktan ne kadar kalori elde edebileceğiniz ve bir insanın alet kullanarak bu elde etme sürecinde ne kadar enerji kullanarak iş gücü katkısı sağlayabileceği. Yani burada öküzlerle tarla süren biriyle bu biçer döveri kullanan insan ve deposuna konan yakıt gibi. Dediğim gibi modern tarımda her ne kadar herkes bunların büyük hayranları olmasa da modern tarım ilaçları ve genetiği değiştirilmiş ekinler gibi verimliliği çok büyük oranda artıran araçlarınız var. Dolayısıyla burada modern tarımın geleneksel tarıma göre verimliliği 10 kat daha artırdığını varsayabiliriz. Bu da kilometre kare başına günde 2 milyon kalori elde edebileceğiniz, yani kilometre kare başına bin kişi besleyebileceğiniz anlamına gelir. Hatırlatmak gerekirse bu bin kişi de üst sınırdır. Burada verdiğim sayılar, çeşitli tarihi kayıtlara ve insanların geçmişte yapabildiklerine bakınca yeterince isabetli olmayabilir. Hatta bu tahminlere göre çok uzak bile olabilir. Ancak nüfus yoğunluğunun bugün nasıl göründüğü ve bu üst sınırın neden aşağı yukarı doğru olduğu konusunda bir fikir vermek için, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir yerde nüfus yoğunluğunun kilometre kare başına 30 kişi. Hindistan gibi daha yoğun nüfuslu bir yerde ise bunun kilometre kare başına 300 kişi. Dünyanın en yoğun nüfuslu olan ülkelerinden biri olan Bangladeş'te ise kilometre kare başına 900 kişi olduğunu örnek gösterebiliriz bir dereceye kadar bunun toprağın verimliliğine dayandığını söyleyebiliriz. Ancak bu sayı tarımsal verimlilik gibi değişkenlere dayanan modern teknolojinin sınırlarına çok yakındır. Bu da eğer nüfus kontrol altında tutulmazsa duvara toslama gibi senaryolarla karşılaşılabileceği üzerine düşündürüyor. Üzerine düşmenizi istediğim bu son noktaya biraz daha fazla değineceğim. Yukarıda bahsettiğim bu iki boyut üzerine biraz daha düşünelim çünkü bu konu bazen biraz soyut kalabiliyor. Grafiğin bir yönü toprağın verimliliği, diğer yönü de iş gücü verimliliği dersek, grafiğin burasında duran avcı toplayıcılar topraklarından yeterince kalori elde edemiyorlar. Dolayısıyla da iz düşümü burada oluyor. Ayrıca tüm işi yine insanlar yapmak zorunda. Onlara yardım eden hayvanlar yok, robotlar ya da motorlu aletler hiç yok. Dolayısıyla topraktan bu verimliliği alabilmek için çok fazla zaman ve iş gücü harcamak zorundalar. Ancak insanlara yardım sağlayan sürüler ya da diğer aletlerin ortaya çıkışıyla devam edersek insan verimliliği artıyor. Yani bu topraktan verimlilik alabilmek için gereken iş gücü azalıyor. Dolayısıyla insanların bir kısmı da resim çizmek ya da demirci ustası olmak için yeterli zaman bulabiliyor. Buradaki toprak verimliliğinde de birim toprak başına verimlilik artıyor. İşte avcı toplayıcılıktan kırsal yaşama, geleneksel tarıma ve modern tarıma doğru ilerlediğinizde bu şekilde bir değişiklik oluyor. Bunu grafiğe dökersek bireylerin kullanabildiği aletler bizi yukarı doğru götürür. Toprak verimliliğini artırmak ise bizi sağa doğru götürür. Modern tarımsa bizi bu noktaya getirir. Bu da birim toprak başına ve birim iş gücü başına çok daha fazla kalori elde ettiğimiz anlamına gelir. Yani toplumun çok küçük bir yüzdesinin çiftçilikle uğraşmasına ihtiyacınız var demektir. Evet, burada bırakıyorum. Umarım bu anlattıklarımı en azından yiyeceğin gökten zembille inmediğini, esasında nüfus yoğunluğunu etkileyen önemli bir faktör olduğunu anlamanıza yardımcı olmuştur. Esasında nüfus yoğunluğunu etkileyen önemli bir faktör olduğunu anlamanıza yardımcı olmuştur.